Merhaba. Laf açıyor dedin WhatsApp grubu. 5 Temmuz 2018 yılında kurulan Laf Lafa Açıyor Kadın WhatsApp grubumuz bugün tam 1 yaşında. İşte arkadaşlık, işte sohbet, işte paylaşım. İyi akşamlar kızlar. Emineciğim ve Semracığım, tarifleriniz çok güzel, çok beğendim. Emineciğim yumurtalı çiğ köftenin tarifini vermiş. Aynen onun tadı çok güzel oluyor bebeğim. Senin de anlattığına göre Semracığım yaptığın pasta çok güzel. Afiyet bal şeker olsun. Tarif güzelmiş. Afiyet olsun şekerim. Bir gün geliriz yaparsın bize de. Kolaymış. Yapılır. Ben de yaparım bir gün. Ay Pınar abla ya. Gelin pastası şöyle çok basit. 4 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker. İlk önce bunları bir güzel... Hepinize iyi akşamlar kızlar. Ne kadar güzel sohbet etmişsiniz. Sevgili Pınar, ne kadar güzel bir yemek yapmışsın. Ben o yemeği ilk kez duydum. Onu bir daha bana anlatır mısın? Fatmacığım, ben kuşbaşı tavukla da aynı işlemi yapıyorum. Tavukla da oluyor. Erkeklerimiz de böyle çok güzel pastalar, kekler falan yapıyorlar. Benim abim de mesela çok güzel böyle Adana kebabı yapar. Zeytin falan da. Günaydın çıtır kızlar. Kimler uyuyor, kimler uyuyor. Kızlar tekrardan hayırlı sabahlar. Ya of, ne oldu biliyor musunuz? Ben erken uyandım. Rüya birazcık uzanayım derken uyandım saat 9. Şimdi şey diyorum, çok geç kaldım. Ne olacak? Aydın canlar, hayırlı sabahlar. Çalışanlara kolay gelsin. Kahvaltı yapanlara, kahve içenlere afiyet şifa olsun. Geç kalanlara da Allah yardımcısı olsun. İyiyim artık canlar. Günaydın canlar. Ne yapıyorsunuz? Gününüz aydın olsun. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün diliyorum. Her şey gönlünüz. Aslında mesaj dinleyecektim de biraz baktım saçmalıyorum. Esra'nın soyadı neydi? Esra'yı da bulayım. Vallahi birçok işe buldum. Emine Bozdağ'ını buldum. Emine Yılmaz'ı buldum. Serap İlter'i buldum. Bunlar ablacığım yaşlı falan değilsin. Rica ediyorum. Bir daha öyle şeyler söyleme. Ben söylerim, sen merak etme. Tekrar söyle. Ben tekrar cevap alayım. Emine abla ellerinin dert görmesin. Ben de şişle sadece işte ters düz dedikleri oluyor ya. Haroşa mı ne diyor? Onu birazcık yapabiliyorum. O da şişle. Yapamadım daha doğrusu. Ben de işte makreme kursuna gittim. Makreme ve kolye ve bileklik. Biz görmüyoruz diye hiçbir şey yapamıyoruz sanıyorlar. Bazen bu nasıl yapabiliyor? Hani böyle değişik tepki veriyorlar. Bazı inanmayanlar bile oluyor. Gri ile pembe tonları birbirine çok iyi. Gold rengi sarı mı demek acaba? Ben de tam bilemiyorum. Gold rengi sarı oluyor. Esra'cığım yanlış biliyorsun. Gold rengi sarıdır. Ay Gülay ya, ne tatlı çıkmış, ne tatlı canım ya. Ay canım, çok tatlı. Selçuk'la ikinizin düetini dinledim ama senin sesin çok geriden gelmiş Dilek. Yani Selçuk'un sesi de çok güzel de hani çıplak sesle özellikle yesi bağlarını dinleseydim çok memnun olurdum Dilek'ciğim. Dalgalanır sularla dostum güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu ne çıldırtan denge, yaprak döker bir yanımız bahar bahçe. Dilek'cim şarkı için teşekkürler. Çok güzel yorumlanmış. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Pınar Hanımcığım, dünkü senin yemeğinden yaptım ben de. Aynen söylediğiniz gibi kavurdum, güzel oldu. Bundan sonra böyle... Kuşbaşı etle falan yaptığımda domatestir, biberdir, soğandır, bir iki diş sarımsak, bazen salçalardan da koyuyorum. O şekilde de yapılıyor ama kemikli ette de senin dediğin şekilde de yapılır. Çok da güzel oluyor. Kemikli eti şeyde de çok beğeniyorum. Kuru fasulye de,
nohut yemeğinde. Ya bilmiyorum ama bence çok yakışıyor. Bu arada aramıza yeni arkadaşlar gelmiş. Hoş geldiler. Sefalar getirdiniz. Yıldız Hanım merhaba. Ben de çok memnunum. Sizlerle tanıştığım için. Grup çok güzel. Çok seviyorum için arkadaşlar. Sağ ol Yıldızcığım. Ben de iyiyim canım. Çok sağ ol. Tabii müsait oldukça katılırsın. Yıldızcığım kuzum. İyi akşamlar, hoş geldin. Vallahi var ya, sesini özlemişiz daha, bayağıdır yoksun. Neyse bebeğim, sağlığın sıhhatin yerinde olsun. Sen iyi ol da, hani böyle bizi bazen ihmal edebilirsin, izin veriyorsun. Merhaba, merhaba. Başakşehir'in pazarından aldım. Pazarda var var. Ama pazarcı son zamanları artık dedi. Ama o kadar güzel bir enginarmış ki. Çok güzel. Enginarın yanına ne yapacağını bulabilirim. Kızlar, siz ne tür şampuanlar kullanıyorsunuz? Markaları nelerdir? Veya hani saç dökülmemesi için neler kullanırsınız? Önerebileceğiniz şeyler var mı? Ben farmasiyim, bir tane keratin içerikli bir şampuanı aldım ama daha değil. Vallahi bilmiyorum da parfüm konusunda acaba beni kim geçer? Serap geçer geçerse diye düşünüyorum. Bir de bunlar değişik değişik parfüm kullanmayı ben de çok seviyorum. Her gördüğüm şeyi parfümle alıyorum. Tabii ki beğenerek. Güzel tabii. Zeytin yaprağı. Tabii faydalıdır mutlaka. Zeytin de faydalı zaten. Yumurta ve zeytinyağından duymuştum saç tiplerine. Yüz bakımı için de duymuştum. Yoğurdu, balı, bu zeytinyağı yumurta karışımını gerçekten çok güzel yapıyormuş cildi. Tabii denemek lazım. Zeytin yaprağı, ceviz yaprağı. Yani onun oksijeni fazla olduğu için. Ama dediğim gibi zeytinyağın ayrı bir kuaför arkadaşım söylemişti bana. Saçlarımıza şampuan dökerken tepeden dökün. İstediği gibi siyahlar ulaşsın diklerine kadar. Böyle zaten köpürüyormuş. Aracı değiştirilmesi gerekiyor demişsin ya şampuanla. Kaç kere öyle yaptım ama içime uyum kalmadım. Yani ben mesela hangi saç tipi için bilmiyorum ama benim saçlarımda çok iyi geliyor. Elidor'un yeşil kutusunu. Ben ondan çok memnunum. Mesela yine Elidor'un serisi ama turuncu ya da pembe kutularını falan kullandığım zaman saç sertleşiyor. Fatma abla bulaşık makinesi almış. İyi günlerde kullansın. Ben bulaşık makinemi bozuk. Onunla uğraşıyorum. 2 aydan beri şu an geldiler. Tamplar bittiler. Artık ne olur bilmiyorum. Parçalarını değiştirmişler. Ama sineği küçük miyle bir bulandırırız hali. Çok moralim bozuk. Yani soğumuş durumdayım. WhatsApp grubunun da 1. yıl dönümüymüş. 1 yaşına girecekmiş. Pasta keseceğiz kızlar. Artık kaç katlı yaptırırsa Serap bilmiyorum. Hepsi benim. Anlaşılan. Şimdi geçmişe bir daha baktım. Fatma abla ve Betül, siz makine aldınız. Güle güle yıkayın. Allah iyi günlerde kullanmayı nasip etsin. Bu arada Havva'nın cezasını sanırım dinlemişsiniz. Yorumları göremedim ama son zamanlarda dinlediğim en farklı kitaplardan biriydi. Saçların elektriklenmesi için banyo yaptıktan sonra saçlarını kurutuktan sonra eline krem sür. Yüzüne sür kimsenin elektriklenmesi için. Ona saçlarına şöyle hafiften baştan aşağı sürdür. Değildir böyle. Orhan. İşte maskaradır, argan yağlı nemlendiricidir. Ben de bunları kullanıyormuştu arkadaşlar. Parfümdür, lavanda, krezantan, lilyon, frezya. Ben de bu tür parfümleri kullanıyorum. Ayrıca arkadaşlar, benim de bugün doğum günü. Eşim bana parfüm var. Bugün Akide Şekerimizin doğum günüymüş. Nice güzel yaşlara Sevnacığım. İyi ki doğdun. İyi ki bizim doğum günün kutlu olsun bebeğim. Nice mutlu, sağlıklı yıllara, her şeyden doğum olsun. Semra'cığım doğum günün kutlu olsun canım. Nice yıllara, sağlıklı inşallah. Sevdiklerinle beraber. Ay mutlu yıllar. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Tekrar doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, nice yıllar diliyorum. Ama ailemle. Günaydın Pınar'cığım, Esra'cığım, İstikli, Deniz'ciğim, Ali Bey'ciğim. Nasılsınız, iyi misiniz? Kızlar, herkese iyi günler. Nasılsınız, ne var, ne yapıyorsunuz? Selam arkadaşlar, Azerbaycan'dan Türkiye'ye saygılar, sevgiler. Kızcılar,
Herkese iyi geceler. Merhabalar, nasılsınız? Mesajlarınızı dinleye dinleye geldim. Çok güzel sohbetler etmiştiniz. Harikasınız. En son Fatma'cığım mesaj bırakmış ve Emine Boz'dan da şu anda kayıt yapıyor. Boz rengi, altın renginin mat hali. Ben öyle biliyorum çünkü bana çok gösterdiler. Parlak sarının mat hali. Laf açıyor da sohbetlerin ve paylaşımların daim olduğu nice güzel yıllara. Laf açıyor.